İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Garen Demircan, Ermeni halıcılık sanatı. Artsakh Devlet Başkanı milletvekilleriyle yaptığı toplantıda var olan durumda yürütme organlarının attığı adımlardan bahsetti. Sinik bölgesi sınır köylerindeki durum. Karabağ'ı Kurtaralım Koalisyonu İsviçre'yi Artsakh'taki Ermenilere yardım etmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi platformunu kullanmaya çağırdı. Aram Haçadıryan yılına Ulusal Oda Müziği Merkezi'nde Hayk Melikyan'ın solo konseriyle başlanacak. İki kamusal alanın kesiştiği dönemde hareket eden bu seçkin devlet ve siyasi figür, halkının mutluluğu için benzersiz bir özveri ve ilgi gösterdi. Kader gereği eski toplumsal düzenin kurucusu ve aynı zamanda yeni düzenin tarafsız değerlendiricisi ve düşünceli çalışanı olarak rolü trajik bir şekilde kesintiye uğrayan sosyoekonomik sorunları yeni koşullar altında çözmenin zor sorumluluğunu üstlendi. 42 yaşında Ermenistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin birinci sekreteri seçildi ve 1974'ten 1988'e kadar ülkeyi yönetti. Garen Demircan, Politeknik Üniversitesi'nin eski öğrencisi, ustabaşı olarak çalıştığı Yerevan Elektroteknik Fabrikası'nda müdür görevine kadar yükseldi. Yerevan Şehir Komitesi ve ardından Sovyet Ermenistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri olarak çalışan Gelecek Vadeden organizatör, ülkenin geleceği hakkında kendi görüşüne sahipti. Ermenistan'ı daha az enerji tüketimi ancak yoğun ve gelişmiş bir sanayi ile İsviçre gibi yoğun tarım ve çevre açısından güvenli bir ülke olarak hayal etti. Garen Demircan, prensip olarak ülkedeki küresel dönüşüm politikasının bir destekçisi olarak sosyal ekonomik sorunları, bölgesel sorunları, çözüm yollarını ve yöntemlerini tam anlamıyla içeren özel bir yeniden inşa konsepti geliştirme ihtiyacı üzerinde ısrar etti. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi'nde bu tür yaklaşımların olmaması, Cumhuriyetimizin yeniden yapılanma sürecine yönelik temelsiz eleştiriler ve etnik gruplar arası ilişkiler konusunda merkezde temel anlaşmazlıklar, Mayıs 1988'de istifasının ana nedeni oldu. Pozisyonu 28 Şubat 1988'de yapılan Ermenistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Kurulu'nun kararında açıkça formüle edildi. 1991'den 1999'a kadar Demircan, Cumhuriyet'in en büyük şirketlerinden biri olan Hay Elektromekena AŞ'ye başkanlık etti. Ülkedeki zor durum Garen Demircan'ı aktif siyasi faaliyete geri getirdi. 1998 yılında Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. 1999 Mayıs ayında Garen Demircan Ulusal Meclis Başkanı seçildi. Cumhuriyetin gelişimine düzenli bir karakter sağladı. Kalkınmanın birincil sorunları, yapısal politikanın kilit yolları, ana potansiyeli olan insan faktörünün akıllıca ve amaçlı olarak uygulanmasına yönelik yönelimler açıklığa kavuşturuldu. Kısa bir süre içinde Garen Demircan, Cumhuriyet'in hemen hemen tüm ilerici siyasi güçlerini ve dünya Ermenilerini etrafında toplayarak ülkenin yeniden imar planlarını uygulamaya başladı. Ancak 27 Ekim 1999 yılında Garen Demircan, Vazgen Sarkisyan, Ulusal Meclis'in 5 üyesi ve 1 bakan, Ulusal Meclis'teki bir oturum sırasında benzeri görülmemiş bir siyasi terörizmin kurbanı oldu. Bugün bile Ermeni halısı Ermeni kültürü içinde eşsiz bir yere sahiptir. Teknolojik yenilikler sürekli olarak yer alsa da Ermeni halısı günlük yaşamın ve kültürel mirasın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Bilimsel ve teknik gelişmelere rağmen Ermeni halıları değerini kaybetmez. Ermeni halı dokumacılığının gelenekleri korunarak ve günümüzde de devam ederek Ermeni halılarının eşsiz kültürünü dünyaya sunmaktır. 2000 yılından beri faaliyet gösteren ve asırlık bir geçmişe sahip olan Megerian Carpet şirketi, Ermeni halılarının üretimi, antika halıların restorasyonu, korunması ve sergilenmesiyle uğraşmaktadır. Özgün halılar yaratma yöntemlerine sadık kalan Megerian Carpet şirketi, yöresel yün, yöresel boyalar ve geleneksel teknikler kullanmaktadır. Ermeni el yapımı halı gelenekleri Artsakh'ta da korunmuştur. Karabağ Carpet firması 2013 yılında kurulmuştur. Şirket çoğunlukla geleneksel Ermeni, özellikle tipik Artsakh halıları üretti. Şirket
Ayrıca geleneksel halı yapım yöntemlerini koruyarak doğal boyanmamış yün ipliklerden yapılan eko halılar da üretiyor. Eko halılar Artsakh'ın yeni bir kartviziti olabilir. Yukarıda bahsedilen fabrikaların yanı sıra Ermeni el dokuma halıları Ermeni Tarihi Müzesi, Ulusal Ermeni Etnografya ve Kurtuluş Mücadelesi Tarihi Müzesi, Ovan-ı Şarampyan Halk Sanatları Merkezi, Zitoğyantlar'ın Ev Müzesi ve Ulusal Ermeni Halı Merkezi'nde de bulunmakta, korunmakta ve sergilenmektedir. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan 2 Haziran'da Ulusal Meclis Milletvekilleriyle makamında bir araya geldi. Artsakh Cumhurbaşkanlığından aktarılan basın açıklamasına göre Arayik Harutyunyan Artsakh çevresindeki son askeri politik gelişmeleri sundu. Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan müzakere sürecine değindi ve mevcut durumda yürütme organlarının attığı adımlar hakkında konuştu. Artsakh Devlet Başkanı Harutyunyan milletvekillerinin iç ve dış meselelerle ilgili iki düzineye varan sorularını yanıtladı. Birlikte neler yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Son savaştan sonra Sünik bölgesinin Gagnut köyü sınır köyü haline geldi. Burada yaklaşık 40 kişi yaşıyor. Bu sınır köyünde okul ve anaokulu 30 yılı aşkın süredir kapalı. Köy sakini Riko Ohanyan, 1990 yılında hareketin başladığından itibaren silahlı saldırılar oldu ve okul kapatıldı dedi. Başka bir köylü Grişe Tamrazyan sorunları sıralıyor ve bu sınır köylerinin sakinlerinin yalnız kaldığından şikayet ediyor. Mahalle sakinlerinden biri de ürünlerimizi tarlaya götüremiyoruz çünkü Türkler alır diye korkuyoruz. Buna karşı çıkmak zor dedi. Azerbaycanlıların Goris Kapan Karayolu üzerinde bir kontrol noktası kurduktan sonra hükümet Vorodan, Şurnuh ve Bartsravan köyleri için bir çevre yolu inşa etme sözü verdi. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen bu köyler halen Goris yerine eski yolla bağlıdır. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi bu sınır köylerinde bir dizi projeyi hayata geçirerek ahududu fideleri, arı kovanları, tarım ekipmanları sağladı. Diğer bir sınır köyü olan Ujanis'in muhtarı Sasun Sarkisyan şunu kaydetti. 15-20 yıldır kapalı olan tarlaları Kızıl Aç'ın yardımıyla bugünden itibaren açtık. Köylüler arasında paylaşıldı, buğday ektik. Önümüzdeki yıl izleme çerçevesinde tüm bunların faydalı olup olmayacağını anlayacağız. Ujanis köyünün muhtarı, köy arazisinin 30 hektardan fazlasının Azerbaycan ordusunun hedefinde olduğunu ve köylülerin burada tarım işleri yapamayacaklarını söylüyor. Batı ve Doğu Ermenistan halkının yaşam hakkından sorumludur. Artsakh, Nahçıvan ve Cavahkı kapsayan Bosnubar'ın Ermenistan devletinin devamı olan Batı Ermenistan hükümeti, sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarının hak ihlallerine karşı öfkesini artık kaçıncı kez dile getiriyor. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nin köylülere yaptığı yardım memnuniyetle karşılanıyor. Ancak diğer uluslararası yapıların sağır sessizliği anlaşılmaz. Karabağ'ı Kurtaralım Koalisyonu İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı Başkanı Ignacio Cassis'i kuşatma altındaki Artsakh halkına yardım etmek için İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki başkanlık görevini kullanmaya çağırdı. Mektupta özellikle Cassis'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kendi başkanlığında kalan birkaç haftayı Artsakh'ın savunmasız Ermenilerini koruyacak ve onların kendi kaderini tayin hakkını tanıyacak bir kararı iletmek için kullanması çağrısında bulundu. Mektupta Şubat ayında İsviçre Eyaletler Konseyi Dış İlişkiler Komitesi'nin İsviçre'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ablukaya son vermeye zorlayacak ve Artsakh'a uluslararası insani hava ikmali sağlayacak bir karar için çalışmaya çağıran bir kararı kabul ettiğinden bahsediliyor. Koalisyon Kasisi Dış İlişkiler Komitesi kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde eylem için bir politik çerçeve olarak kullanmaya çağırdı. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Haziran 2023 ünlü Ermeni besteci, orkestra şefi, Sovyetler Birliği halk sanatçısı Aram Haçadıryan'ın 120. doğum yıl dönümü. Bu amaçla Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve yurt dışında jübile etkinlikleri hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Aram Haçadıryan'ın 120. doğum gününe adanan büyük ölçekli ve çok türlü bir jübile etkinlikleri programının geliştirildiğine dikkat edilmelidir.
yarışmalar, festivaller, konserler ve diğerleri. Programda Cumhuriyet'in önde gelen devlet, kültür ve sanat toplulukları olan Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası, Alexander Spendaryan'ın adını taşıyan Ulusal Akademik Opera ve Balet Tiyatrosu, Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası, Haçadıryan adlı trio, Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Orkestrası, yurt dışında Fransa, İtalya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İngiltere, Meksika, Rusya, Gürcistan ve diğerlerinde konserler verecek. Böylece söz konusu programların uygulanması, ünlü bestecinin ve onun paha biçilmez mirasının yurt dışında yeniden değerlendirilmesine ve popülerleşmesine katkı sağlayacaktır. Haçadıryan yılı Ulusal Oda Müziği Merkezi'nde Hayk Melikyan'ın solo konseriyle başlayacak. Ermenistan Cumhuriyeti onur sanatçısı, ünlü piyanist Hayk Melikyan, 14 Haziran'da Haçadıryan'ın başyapıtlarının yanı sıra kompozitörün sanatında silinmez izler bırakan Aşvagan halk müziğinin piyano yorumlarından ve Ermeni klasiklerinin cevherlerinden oluşan özel bir program da sunacak. Şimdi size Cirani Korosu'nun dudukta Georgi Minasyan ve solistler Seyran Avakyan ve Yeka Horska tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Alay Luhız ve Haprıpan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.